tüm hastalıkları antibiyotiklerle tedavi etmiyoruz. Antibiyotikler sadece bakteriyel hastalıklara etkili, bakterilere etkili. Bu yüzden sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları, yani hangi hastalıklar diyebiliriz? Viral olmayanlar, dolaşım enfeksiyonu olabilir, ishaller olabilir, cilt enfeksiyonları olabilir, kemik enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları gibi Bakterilerin çoğu zaman bir giriş kapısından girerek ulaştıkları ve oluşturdukları enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi ediyoruz. Ama bunun yerine viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkili olmadığını biliyoruz. Bunu mutlaka altını çizmemiz lazım. Çünkü günümüzde özellikle soğuk algınlığı, grip gibi pek çok üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotikle iyileştiği zannedilerek ya kişi kendisi gidip eczaneden antibiyotik alıyor ya da gittiği doktora antibiyotik verilmesi konusunda baskıda bulunabiliyor. Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki doktorlar bu baskıdan etkileniyorlar ve e, daha fazla antibiyotik yazabiliyorlar. E, ne sakıncası var diyeceksiniz. Bir kere kişiye antibiyotiklerin e, yan etkileri olabiliyor. Diğer taraftan ee, antibiyotikler toplumsal etkileri olan tek ilaç grubu diye tanımlanırlar. Bunun nedeni de gereksiz kullanılan antibiyotikler toplumda direnç gelişmesine, mikroplar üzerinde direnç gelişmesine, mikropların zaman içinde o antibiyotikten etkilenmemesi sonucuna ulaşabiliyor ve yıllar içinde belki de hiç tedavi şansı olmayabilecek e, enfeksiyonlarla karşılaşma riskimiz söz konusu olabiliyor. Örneğin bugün eskiden çok kolaylıkla tedavi ettiğimiz idrar yolu enfeksiyonlarında etkili antibiyotik bulamadığımız için hastaneye yatırmak durumunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Bu nedenle viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmamaya özen gösteriyoruz.